açmıyor ki, açmıyor. Merhaba, hoş geldin. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Eroğlu. Bugün harika bir şaka yapacağız sizlerle birlikte. Bu gördüğünüz yer babamın evi. Biliyorsunuz annemle babamız ayrı bizim. Babam burada yaşıyor. Kendisinin yurt dışına gitmesi gerekti birkaç günlüğüne ve burada küçük 3 tane evcil hayvanı var. Hepsi birbirinden tatlı. Babamla anlaştık ve Yağmur'u aradı bugün. Bebişlere gidip sen bakar mısın diye. Normalde onlarla ilgilenen biri var ve gelip bakımları yapıldı aslında. Ama Yağmur bunu tabii ki bilmiyor. Yani buraya gelip evcil hayvanlara bakacak, mamasını verecek. Yani o öyle zannediyor. Daha sonrasında da 1 saat sonra kadar ben geleceğimi söyledim buraya. Ama buraya gelip beni beklerken başına inanılmaz şeyler gelecek. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu Gasım. Beni hiç sevmiyor. Gasım merhaba. Konuş kızım. Gasım. Evet, şimdi de Bella'nın yanına gidelim. Kendisi Bella Hadid'e benzediği için babam ona bu ismi koydu. Annem kıyafetimi... Niye ısırıyorsun beni be? Bella. Beni tek sevmeyen Gasım değilmiş. Evet, Bella'ya kıyafetini giydirdik çünkü... Alfie'ye gidelim. Alfie gel. Alfie. Ne yapıyorsun burada? Kendisi tam bir alfa. O yüzden adını Alfie koyduk. Ne yapıyorsun annem burada? Beni tek seven Alfie. Yani öyle düşünüyorum. Hiç ses çıkarmıyor. Ben buraya çok gelmiyorum bu eve. O yüzden görüyorsunuz çok samimi değiliz hayvanlarla. Ama Yağmur daha sık geliyor. Onu çok seviyorlar. Kendinize görürsünüz zaten. Tam teçhizatlı geldik arkadaşlar. Kameraları evin gizli bölgelerine yerleştireceğiz. Hiçbir şekilde fark etmemesi gerekiyor zaten. Gördüğünüz gibi küçücük hepsi. Akıllı priz aldık. Bununla ya televizyonu ya da başka şeyleri uzaktan kontrol etmeyi planlıyorum. Küçük bir ses bombası aldık. En önemlisi de bu arkadaşlar. Bununla çok değişik planlarım var. Mesela Gasım normalde kendi kendine konuşur arkadaşlar. Ben bununla bazı papağan sesleri açıp Yağmur'u korkutmayı planlıyorum. Gasım'dan geldiğini düşünecek ama Gasım toplamda 10 kelime falan konuşuyor. Ve aynı zamanda düşme, vurma, kırma bilmem birkaç ses çıkarırım işte bundan. Umarım hiçbir şey anlamaz, zehir gibi bir kız. Umarım videomuz çöp olmaz. Umarım, inşallah. Şimdi bununla başlıyorum. Şu açıda burada bir yerde perdenin arkasına saklayacağım. Çünkü hem Yağmur'u hem televizyonu görmemiz lazım. Televizyonla Yağmur'u trolleyeceğimiz için. Bütün odayı bu şekilde alan tek yer burası diye düşünüyorum. Kapıdan girişini görmek istiyorum. O yüzden geniş açıya alıp bunu bu şekilde koyacağım ve saklayacağım. Mutfağa yerleştirmeliyiz. Şu açıyı göreceği için direkt mutfağın kendisini. Ben buradan bir yere saklama taraftarıyım. Açı böyle olmalı. Yer odalara gidiyoruz. Bu bilgisayar odası. Alfie merhaba. Şimdi burada şöyle koysak olsan hiç görmez. Yani garanti alırız. Okey. Okey Ledo. Tamam. Şöyle. Babamın odası. Babamın mahremi. Aslında buraya girmek istemeyecektir babam. Rahatsız oluyor çünkü. O yokken girilmesinden ama ne olur ne olmaz. Buraya da yerleştirelim bir tane. 1000 ton parfüm var zaten. Bunların arasına gizlerim diye düşünüyorum ben bunu. Yağmur'u arayacağım şimdi. Neredeymiş öğrenelim. Feriha. Efendim Zübeyde. Neredesin? Yoldayım. Eve geçiyorum. Ne kadar sürer? Şu anda kaç dakika duran? 25 dakika, 30 saat, 30 dakika falan gösteriyor. Tamam, okey. Ben de bir saate gelirim senden hemen sonra. Okey. Tamam Nuriye, bay bay. Tamam Feyza, arama beni, yorgunum. JBL'den ses vereceğim biliyorsunuz. Çok güzel bir yer buldum. Papağanın da sesi çıkacak ya şimdi. Ne haber Gasım? Şimdi şöyle şuranın altına perdenin arkasına gizleyeceğim. Hayatta bulamaz. Bu arada drone tam teçhizatlı demiştik. Yalan söylemedim arkadaşlar, tam teçhizatlı geldik. Şimdi bunu Yağmur artık o sırada nerede olur bilmiyorum, hangi odadaysa uzaktan kumandasıyla kontrol edip onun bulunduğu odaya uçarak göndereceğim. Allah aşkına evde tek başınıza olduğunuzu düşünün ve bir odadan size uçarak drone geliyor. Şimdi bir deneyelim. Bu arada ilk defa drone getireceğim. Gördüğünüz gibi çok profesyonelim drone uçurma konusunda. Olsan bana yardım et. Bana kalırsa çünkü kendimi ifşa ederim bunu uçururken. Bunu yerleştireceğim televizyonun arkasına şöyle. Baba sen de niye mübarek sinema salonumu işletiyorsun, bu ne? Baba lütfen televizyonunu biraz küçültür müsün? Kimse kullanmıyor. Televizyon devrimi kaldı ya. Bitti. Akıllı prizi taktım ki uzaktan, yani telefonda bir uygulaması var. İndiriyorsun, uzaktan kontrol edip televizyonu açıp kapatacağım o izlerken. Bence hazırız.
Yağmurun gelmesine 10 dakika falan olması gerekiyor söylediğine göre. Odamızda bekleyelim, mahzenimizde. Babamın lavabosu en uygun yer, oraya hayatta girmez çünkü. Ama ışık yok galiba. Yapacak bir şey yok. Bulacağız bir yolunu. Bulacağız. Bekliyoruz şu an, bakalım. Söylediğine göre 5 dakikaya gelmesi gerekiyor mu? Bebişleri seviyor. Acımışsın sen aşkım. Birazdan başına geleceklerden habersiz. Alfie. Gel. Gel. Alfie. Oh, Alfie beni de sevmiyor. Değil mi aşkım? Seni severim değil mi? Anlamaz inşallah ya. Galsın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne var? Ne var? Kızma bana, hep kızıyorsunuz. Afiyet. İstediğimiz gibi gidiyor. Hiçbir zaman özlemiyorsun beni. Neden özlemiyorsun beni? Şimdilik sakiniz, bir şey yapmayalım daha. Daha yeni geldi, 10 dakika oldu geleli. Bir alışsın eve. Bak, buraya bak. Açıyorum bir videoyu. Açtım. Şu an göremiyorum ne yaptığını. Umarım fark ediyordur. Duyuyordur herhalde Şibi'nin sesini. İnşallah fark etmez ama Şibi'ye ne oldu? Kim arıyor acaba? İnşallah beni aramıyordur. Alfie git. Lan nereden de anladı kedi burada olduğumuzu? Alfie. Şu kediyi göndereyim. Ses sal. İyiyim babacığım, ben de geldim eve de. Şimdi Alfie ne diyebiliyordum? Maske, korona falan diyebiliyor mu? Yok, ondan değil ya. Bir şeyler şey yaptı da söyledi. Tam konuşuyor biliyorum. Yani çok sınırlı şey söylüyor. Toplam 3 ya da 4 kelime falan söylemiyor mu? Ne bileyim, maske, korona. Buraya gel anneciğim, öyle şeyler dedi. Hayır babacığım, ben ne duyduğunu ne dediğini de biliyorum. Bilmiyorum. Evde biri var mıydı peki? Tamam, bir dakika arayacağım seni. Bekle be. Belki bulursun.
Belki sen açmışsın. Aşkım gel. Bebeğim sen açmışsın. Bella siz açmışsınız. Gel Bella. Gel. Mama veriyor bebişlere. Arif gel. Söylemiş, tamam. Annem, yemeğimiz geldi anne. Açmışsın anne. Açmışsın anne. Vallahi güzel be. Mutfağım geçti, ne yapıyor? Aşkım sen mi yedin patateslerimi ya? Ben çok acıdım Bella. Aa ben kaçırdım patateslerini görmeyince ne yaptım? Kaçırdım ben tepkisini ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin için yapıyorum bunca şeyi. Şimdi ne yapalım Ozan? Kapatıp açayım ben televizyonu. Önce bir arıza zannetsin ama bir kuş kullansın da gibi gibi. Anlamaya çalışıyor şu an. Kıyamam. Anlamaya çalışıyor. Şimdi arıza mı değil mi onu anlamaya çalışıyor. Tam paranormal olaylara girmedi daha. Şimdi seninle TikTok çekelim mi aşkım? Televizyona bağlandım buradan şimdi. Çok korkunç bir şey açacağım. Şur, göstereyim şöyle bir şey. Açayım mı? Bakayım dur ne yapıyor önce. Keyif yerinde. Bence olur bu. Ama bu bayağı büyük bir adım bu arada. Çok korkacak. Olsun. Dur bakalım ne yapacak. Lavaboya geçip saklanalım. Buraya gelebilir korktuktan sonra Ozan. Yani düşük ihtimalle bak gelebilir. Bakalım inşallah. Korkar. Bana yerden düşürüyorsun. Sen bana kokuyla çiçeği almanı. Kalkın herkes bir. Çok korkmuş görünüyor ki.
kim? Şey ya, bu televizyon falan açılıp kapandı. Işığı da açıp kapayalım. Anne, buradaki ışık da şimdi açılıp kapanıyor ya. Ne anne, nasıl yanlış şey yapayım? Anne korkuyorum. Açmıyor ki, açmıyor. Ne şan, elektrik kesilse kesilir ama açılıp açılıp kapanıyor. Anne sabahtan beri değişik de sesler de geliyor. Tamam dur. Aşkım sen de mi korktun aşkım? Çok korkuyorum yazdım. Değişik sesler geliyor dedi. Ne sesi? Şartellendir dedim. Ne alan kapıyı ben de bilmiyorum. Şarjım az. Kapat geldim. Klasik yayın yapıyor. Biraz yayında korkutalım azıcık. Ondan sonra basalım yayını. Özledik, ben de sizi özledim de. Şu an evde tekim. Birazcık korktuğum için yayın açtım. Değişik değişik sesler geliyor çünkü. Anne resim de kesildi. Gerçekten korkuyorum ya. Neredesin? Şu an babamın evindeyim de. Tek olduğum için çok korkuyorum. Tuvalımı bekliyorum. Ablası 5 dakikaya gelecek. Papağan değişik değişik sesler çıkarıyor. Çok gerildim. Tuvallığımla konuştum, onu bekliyorum. Abi bilsen en başından beri aynı yerdeyiz zaten. Bilsen. Vallahi sabahtan beri ışıklar kapanıp açılıyor. Televizyon kendi kendine kapanıyor, açılıyor, değişiyor. Gerçekten çok korkuyorum ya. Sabahtan beri arkadaşlar 2-3 saattir geldim ve 2-3 saattir farklı değişik değişik şeyler ya. Işığı açıp kapıyorum şimdi. Vallahi beni beklerken yayını aç dedi. Gördünüz mü? Evet, ses çıkaralım şimdi bakalım nasıl tepki verecek yayında. Ben gerçekten çok korkuyorum ya. Biraz daha ses çıkaralım. Korusun az daha. Ay! Çok korkuyorum. Çok eğleniyorum. Korkuyorum ya. Gördünüz mü? Gördünüz mü? İmkanı yok. Kendi evimde bile değilim. Çok korkuyorum ya. Garip garip sesler geliyor ya. Kimse yok. Hayvanlar var sadece. Tuvalımı bekliyorum. Öncelikle şu. Güzelce bağlayalım. Kamufle olmalıyım. Böyle iyi herhalde. Yani bağlamaya gerek var mı? Şöyle gireceğim. Şöyle. Bence çok korkunç. Bakın yayında ne yapıyorsun ki? Korkuyorum ya.
arkadaşlar, evde kimse yok. Gerçek miydi ya? Gerçek miydi? Ay çok korkuyorum, bakmaya da korkuyorum. Gerçek miydi? Siz gördünüz mü? Ay bismillahirrahmanirrahim ya. Korkuyorum ya. Çok korkuyorum ya. Bakmayacağım, korkuyorum. Aşırı korkuyorum ya. Bir şey diyeceğim. Ben tekrardan kayıt açtırdım çünkü bunları söylemek istiyorum. Ben asla şaka yemeyen. Evet, evet. Konuş. Asla inanmayan bir insan olarak sen aptal. Kapasın. Mafya burnuma girdi salak. Hayır. Bunun intikamı ağır olacak. O yüzden merakla bekleyin gerçekten. Tuba göreceksin. Evet. Göreceksin. Aynen kanks. Göreceksin. Aynen. Bekleyin. Sadece bekleyin arkadaşlar.